Slimani gerçekten çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. İyi de bir golcü olduğunu düşünüyorum ama ne yazık ki tutmadığı da bir gerçek. O yüzden hoca orada da bir transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Adebayor tercihi doğru olur mu? Adebayor geldiği günden beri Başakşehir'de gerçekten çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Oyuncu profili de topla oynamayı seven, driblingi olan ve oyuna kalite getirebilen bir oyuncu tipi. Gol oranı çok fazla olduğunu söyleyemem ama oyuna gerçekten bu anlamda kalite getireceğini düşünüyorum. Güzel bir soru. Orta saha oyuncusuydun. Bir orta sahanı oynamak isteyeceği tarzda forvet oyuncularından mı? Çünkü devamlı deplase olabiliyor, devamlı pas açısı üreten bir orta saha, bir forvet oyuncusundan bahsediyoruz. Yani sabit topu bana ver, mümkün olduğu kadar sen ulaştırmaya çalış diyen değil de o da oyuna da katkı veriyor sanki. Şimdi orta saha oyuncusu olarak ben her zaman topu koruyabilen, topun değerini bilen, az top kaybı yaşayan bir forvet oyuncusuyla oynamak isterdim. Çünkü gerçekten orta saha oyuncusu olarak sürekli git gel yaşıyorsunuz. Bir eforu aza indirgemek için. Tabii ki orada bir saniye, üç saniye, beş saniye o topu tutması bütün takımı hem öne taşıyor hem de nefes aldırıyor. O yüzden ben bu tip oyuncularla oynamayı tercih ederdim. Fenerbahçe'nin burada bir oyuncu ihtiyacı kesin. Dediğim gibi Slimani olmadı. Adebayor da kendini ispat etmiş Başakşehir'de. Hem Türk futbolunu bilen bir yapısı da var. O yüzden Adebayor tercihi doğru olacak diye düşünüyorum ben. Moses bu gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Ailesiyle birlikte Chelsea ile olan görüşmeler bayağı bir ilerlemiş. O, Fenerbahçe ile olan görüşmelerde nihayete erecek gibi ve kiralık olarak gelecek. Bir kanat oyuncusu ısrarla istemişti. Ali Koç da yayınında Camiayı Sesleniş programında kanatlardaki eksikleri işaret etmişti. Moses nasıl bir hamle olur? Şimdi burada tabii ki Fenerbahçe niye kanat oyuncusuna gitti diye soru sorulabilir. Hani gole ihtiyacı olan ilk etapta. Şimdi Fenerbahçe gerçekten hani kanat oyuncuları Valbuena, Dirar, işte Ayev bunlardan da verim alamıyor. Hem gol oranları düşük hem de asist oranları da düşük yani baktığında. O yüzden oraya bir hoca, bir atlet, bir oyuncu tercih etmek zorunda kaldı diye düşünüyorum. Çünkü hem Ayev'in hem Valbuena'nın hem Dirar'ın da çok çabuk oyuncular olmadığını düşünürsek orada bir kanatta çabuk bir oyuncuyla oynamak tercihinde bulundu. Ki iki sene önce Chelsea'de yaptıklarını da düşünürsek Moses'ın gerçekten kağıt üstü çok doğru bir transfer olarak gözüküyor. Bence hocanın tercihi tamamen atlet bir oyuncu, süratli bir oyuncu, adam geçebilen bir oyuncu. O yüzden Moses tercihi bundan. Ayev hep sol ayakta olması sebebiyle sağ kanatta oynatılınca biraz eleştirilmişti. Acaba Moses, Ayev, hani Ayev'i de doğru kanada belki sol kanatta değerlendirerek daha dikine oynayabilen, daha atlet bir takım hayal edebilir miyiz? Çünkü ters ayakta oyuncu, teknik direktör olarak da oyuncu olarak da fikrini istiyorum. Ters ayaklı oyuncu eğer çok üstün meziyetlere sahip değilse sanki oyunu biraz frenliyor gibi geliyor bana. Yani topu alıp dönmesi, içeri kat etmesi. Şimdi nereden baktığına bağlı bu tabii ki. Ben de Galatasaray'da dönem dönem milli takımda da sol açıkta oynadığım dönemler de oldu. Sol kanatta oynadığım dönemler de oldu ki ben daha çok sağ ayağını kullanan bir oyuncuyum. Şimdi günümüz futboluna baktığımız zaman Avrupa'da da böyle daha çok ters ayaklı oyuncularla oynamayı tercih ediyor hocalar. Niye tercih ediyorlar? O topun sizde kalması için de tercih edilen bir sebep. Kalabalığa doğru sürmek mi? Daha çok içeriye aldığınızda topu içeri kat ettiğinizde sahayı bütünlemesine görebiliyorsunuz. Dışarıyı çalım atan daha çok sol ayaklı sol kanat oyuncusu daha çok dışarıyı tercih edebilir. Ama sağ ayağı iyi olan bir oyuncu içeri kat ettiğinde şut atma ihtimali olabilir. Pas verme ihtimali olabilir. Verkaçlarla dalabilir oraya. Şutu iyiyse uzak köşeye çok örneği var. Oyuncuların o tercih ediyor. Aynen Robben mesela. Tabii Ribery de mesela Messi için de aynısını Messi öyle, Neymar öyle ters ayaklı. Aslında oyuncular dediğim gibi sahayı daha geniş açıdan görebiliyor. Ama üstün meziyetleri varsa, eğer onu da yapmıyorsa gerçekten kabus gibi ortaya dönüp top kaybeden oyuncu da çok tehlikeli oluyor. Şimdi oyuncunun fizik kalitesine de bağlı bu. Çok çabuk oyuncu değilseniz aslında biraz daha içeri kat etmeyi tercih edebilirsiniz. Çabuk oyuncularda sorun yok. Atıp geçebilir. Atıyorum Onyekuru atıp geçebilir yani. Ama o da sorduklarında Onyekuru da solda oynamayı tercih ettiğini söyledi geçen. Kalenin etkisi. Kaleye şut çekebilme pozisyonunu yaratma meselesi. İşte dediğim gibi o resim daha çok çoğalıyor. Evet. İçeri kat ettiğinizde istediğiniz ihtimaller daha çok çoğalıyor. Doğru. Biraz o yüzden tercih ediliyor.